böyle ajite edici, Müslümanları tahrik edici, Müslümanlara hakaret edici, Müslümanları küçük düşürücü bir kısım projeler yine devreye sokuldu. Bunlardan en klasiği, klasik dediğimizde yani çok kısa bir süre önceden ortaya konulmuş olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe annemize olan evlenmesi. Bunların bilmediği bir şey var. Hadis ilminin birçok yan dalları vardır. Bunlardan bir tanesi de muhtelifül hadistir. Muhtelifül hadis yani görünüşte ihtilaflı gibi görünen hadislerin arasındaki o ihtilafları çözen bilim dalıdır. Hadis ilminin böyle bir şeyidir. Yani bir konu anlatılır, o konuda bir hüküm vardır veya bir bilgi vardır. Sonra bir başka hadis, bir başka rivayette başka bir bilgi vardır. Bunlar birbiriyle ihtilaflı gibi görünürler, birbiriyle çelişkili gibi görünürler. Ama İslam alimleri hem tarih bilgileriyle, yani siyer bilgileriyle hem de Kur'an'daki hükümlerle beraber bunları kıyaslarlar ve bu hadislerin arasındaki ihtilafları giderirler. Yani sulha bağlarlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la 6 yaşında nikahlandım, 9 yaşında da evlendim sözü hangi anlamda, neye karşı 6 yaş, neye göre 9 yaş olduğu vuzuha kavuşmamış bir rivayet, sahih bir rivayet. Amenna ve saddakna. Ama o günlerde, o dönemde zaten Araplarda takvim denilen bir olay yok. Yaş, yıl denilen bir şey o anlamda bir şey yok. Yani böyle bizim Türkiye'de bile bunu çok iyi biliyorsunuz. Sizin babaanneniz, anneanneleriniz, hatta babanız ve annelerinizin çoğu doğum günleri, doğum kayıtları gerçeğe uygun değildir. Bazen hele bilhassa Güneydoğu'da bu çok fazlaydı. Çocuk doğardı, 2 sene, 3 sene sonra götürürlerdi. Nüfusa kaydederlerdi filan. Daha bizim 30-40 yıl, 50 yıl önceki nüfus kayıtlarımız bile sağlıklı değilken. Onlar bile doğruyu nakletmiyorken, yani siz kalkıp 1400 yıl önceki ve Araplarda takvim olayının olmadığı, sadece ayların bilindiği, aylar da haram aylardan dolayı, savaşmanın yasak olduğu aylardan dolayı önem verilen ayların bilindiği, kale alındığı bir dönem. Araplarda takvim biliyorsunuz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretiyle başlamıştır. Araplarda böyle, yani Müslümanlarda, İslam aleminde takvim hicretle başlamıştır. Hicretten önce herhangi bir takvim anlayışı yoktur. İnsanlar o dönemde kendilerine göre doğum günlerini tespit ederlerdi. Kendilerine göre bir yaş tespit ederlerdi. Batıda da öyle. Batıda Hazreti İsa'nın doğumundan sonra miladi takvim kullanılmaya başlamıştır. Yani İsa'dan önce, milattan önce diye belirtilerin, tarihlerin büyük bir çoğunluğu takvime göre değil de tarihi olaylara göre tespit edilmiş olan şeylerdir. Yani takvim olayının dahi bulunmadığı bir toplumda, takvim anlayışının gelip oturmadığı bir toplumda, tespitlerin hiçbir şekilde sağlıklı yapılamadığı bir dönemde ve o dönemde o toplumun örfünün, geleneğinin ne olduğunu bile bilmediğimiz bir husus hakkında, ki bu dini bir hüküm değildir. Hazreti Ayşe'nin ben şu yaşta nikahlandım, şu yaşta evlendim demesi dini bir hükmü değil. Sadece bir hadiseyi, bir olayı, bir hatırayı acaba neye göre, neden sonra 6 yaş hesaplandı, neyden sonra 9 yaş hesaplandı hiçbir şekilde bilmemiz mümkün değil. Çok iyi bildiğimiz bir iki şey var. Sadece iki hususu söyleyeceğim. Bu hainler Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in, Übey bin Selül'ün, Abdullah bin Übey gibi münafıkların bile asla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında yapmadığı bir iddiayı ve ithamı yapmışlardır. Eğer Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile küçük yaşta bir kız çocuğuyla evlenmiş olsaydı, Yahudilerin, münafıkların, Hristiyanların o dönemdeki ve müşriklerin neler neler yapabilecek, neler neler söyleyebileceklerini herhalde az buçuk tahmin ediyorsunuzdur. Hiçbir şekilde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın evlilikleriyle ilgili ne Mekke müşriklerinin, ne Medine'deki münafıkların, ne Medine'deki Yahudilerin ne de Hristiyanların hiçbir zaman ne bir dedikodusu, ne bir ithamı, ne bir suçlaması olmuştur. Yani onların dahi yapmadığı bir pisliği bugün bizim içimizdeki beşinci kollar, bizim içindeki ajanlar, içimizdeki ajanlar ve içimizdeki hainler bunu İslam'ı zayıf düşünmek, Müslümanları gözünde haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kıymetini düşürmek gibi bir gaye. Olmayacak bir şey elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın bir kızı vardır biliyorsunuz. Esma. Esma binti Ebu Bekir. Hazreti Esma diyor ki ben Ayşe'den 10 yaş büyüğüm diyor.
Hani Hazreti Ayşe, Ebu Bekir Sıddık'ın sonraki kızı Ayşe, büyük kızı Esma'dan 10 yaş küçük. Ve Hazreti Esma diyor ki ben Medine'ye göç ettiğim, hicret ettiğimiz zaman ben 27 yaşındaydım diyor. Yani Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim hicretten sonra evlenmiştir. Yani Medine'de Hazreti Ayşe annemizle evlenmiştir. Yani o dönemde hicret sırasında Hazreti Ayşe annemiz 17 yaşındaydı. Ki 17 yaş yani bırakın 1400 yıl öncesini, 17 yaş bizim 30-40 yıl öncemiz için bile çok büyük bir evlilik yaşıydı. Bakın sorun anneleriniz, nineleriniz, belki dedeleriniz. Yani en geç evlenen 14-15 yaşında evlenmiştir. Bu yüzden 1400-1940 yılında bir kanun çıkarılıyor. Evlenme yaşı 15'e indiriliyor. Cumhuriyetin en büyük rezilliği, Türkiye güzeli olarak seçip dünya güzelliğine de gönderdiği Neriman Halis yaşı 15 olduğu halde büyütülerek 19 gibi gösterilmiş ve öyle gönderilmiştir. Asıl pislik, asıl hata, asıl en büyük yanlışlık bunlarda. Yani ninelen ben nineme sorardım ben 15 veya 16 yaşındayım evlendim derdi. Biliyorsunuz bundan 40 yıl 50 yıl önce evlilik yaşı buydu. Erkekler de en fazla 19, 20 veya 21 yaşlarında evlenirlerdi. Hatta bir kadın yani bir kız çocuğu 16, 17 yaşını geçseydi yani bizim hep dedelerimiz, ninelerimiz, büyüklerimiz anlatırlardı. Toplumda ona bir sanki evde kalmış falan gözüyle bakarlardı. Ama örf yani gelenek zaman gittikçe değişiyor. Benim annem muhtemelen 16 yaşına falanmıştı evlendiğinde. Babam da 19 veya 20 yaşında. Ben 26 yaşında evlendim. Oğlum 31 yaşında evlendi daha yeni. Belki onun oğlu örf, gelenek öyle bir hale gelecek ki algı, dünyaya bakış açısı, yaşanılan olaylar. Belki o da 40 yaşında evlenecek. Bilemiyoruz. Yani Hazreti Ayşe bir de annemiz radıyallahu anh'a Taif seferini bilirsiniz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hüzün senesinden sonra Taif'e acaba İslam'ı anlatacak birilerini bulur muyum diye gidiyor. Orada biliyorsunuz taşlıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geçeceği yola dikenler atıyorlar. Aşağılamaya çalışıyorlar. Çok ağır ve çirkin sözler söylüyorlar ki Amr İbni Yaler oğulları Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim hayatımdaki en acı gündür. Uhud'dan bile daha zor bir gündür diyor. Çünkü o kadar aşağılık bugünkü bu profesörler, bugünkü bu akademisyenler gibi hatta onlar bile bu kadar aşağılamamışlardı. Onlar bile bu kadar rezil olmamışlardı. Bunlar haydut, eşkıya bunlar. Eşkıya, fırsat eşkıyası bunlar. Bir fırsat buldu, bir olay oldu, bir iftira, bir hadise hemen zehirlerini kusuyorlar. Bu zehir onların boğazlarında ve gırtlaklarında kalacak Allah'ın izniyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'ten döndüğünde Mekke müşrikleri Mekke'nin girişinde Allah'ın Resulünü durdururlar. Aleyhisselatü bu meşhur bir olaydır. Tarihe bakarsanız siyer kitaplarına görürsünüz. Ve Allah'ın Resulünü Mekke'ye sokmama kararı alıyorlar. Sen çıktın artık bir daha bu şehre giremezsin. Seni Mekke'ye sokmayacağız diyorlar. Ellerinde kılıçlarla bir sürü insan orada bekliyor yani Mekke müşrikleri. Efendimiz de duruyor orada sınırda Mekke'nin girişinde Aleyhisselatü Vesselam. Biraz sonra bir süre sonra bir İbni Mut'im hazır, bir Mut'im denilen bir aile geliyorlar. Yalın kılıç hepsi geliyorlar Mekke müşriklerine diyorlar ki Müslüman değil onlar da müşrik. Muhammed bu şehre girecek diyorlar. Nasıl girecek, niye girecek biz karar aldık filan. Kılıçlarını çekiyorlar diyorlar ki bu kadar kötü ve rezil insan, bu kadar düşük insan Mekke'de yaşarken Muhammedül Emin'in siz Mekke'ye girişini engelleyemezsiniz. Buyurun bizimle savaşın deyince Mekke müşrikleri mecburen yolu açıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye giriyor. Bu ailenin çocuklarından birisinin ismi Cübeyr'dir. Cübeyr bin Mut'im. Cübeyr bin Mut'im Hazreti Ayşe ile nişanlıymış. Daha o dönemde. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Senetül Hüzn'den hemen sonra Taif'e gittiği sırada Hazreti Ayşe'nin nişanlı bir genç kızmış hani. Düşünün yani ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın Müslüman oluşu filan sonra Mekke müşrikleriyle bundan arasındaki olayların iyice daha da kötüleşmesi üzerine Cübeyr bin Mut'im'in babası diyor ki bu nişanı boz, bu sözlüğü boz diyor. Biz Ebu Bekir'in kızını alamayız diyor, almayız diyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık da zaten daha önceden haber göndermiş. Ben size verdiğim söz ve nişanı bozuyorum, kızımı size vermem diyor. Yani o dönemde bile Hazreti Ayşe nişanlı bir genç kızmış. Bu yüzden mesela ben hatırlıyorum Sedeme ana Muhyiddin'e birisi geldi kadda sallallahu aleyhi ve sellem aziz.
Dedi ki Seyda ben ne zaman doğmuşum dedi. Porilerden birisi, Baykallı birisi. Seyda dedi ki sen dedi yağmurla karışık olarak yani çamurun yağdığı sene doğmuşsun dedi. Havel köyünden birisiydi. Adam durdu vallahi dedi benim annem söylüyordu efendim dedi. Senin doğduğun sene bir yağmur yağdı. O yağmur çamurla beraber karışık yağmıştı. Hangi sene? Seyda dedi ki şu sene. Adam yaşını ömrünü gelip Seyda'dan öğreniyordu. Yani eski toplumlarda, daha önceki toplumlarda bu başka kriterler vardı. Yani yaşın, yılın, efendime söyleyeyim, evlilik günlerini, yıllarını bile insanlar tespit edemiyorlardı. Bunları bile bilemiyorlardı. Birçok hesaplar tahmine göreydi. Allah'ın Resulü hakkında hiçbir müşrikin, hiçbir münafıkın, hiçbir gayrimüslimin bulunmadığı bir iddiayı bulunacak kadar adi ve şerefsiz insanlar bunlar. Allah'ın Resulüne kim laf atarsa şerefsizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Adi bir pisliktir. Affınıza sığınıyorum. Yani domuz veya köpek demek istemiyorum. Onlardan çok daha aşağılık ve pistir. Ama burada bir şey var. Burada ben yani o adamları fazla suçlamıyorum. Herkes kendi görevini yapıyor. O adam bu konuşmayı yaptığı zaman onu dinleyenleri suçluyorum. Yani gerçekte suçlu olan biziz. Biz Müslümanlarız. Birer yatalak insan haline gelmişiz. Yatalak bir toplum haline gelmişiz. Adam dinimize, imanımıza, peygamberimize küfür ediyor, hakaret ediyor, saldırıyor, iftira atıyor. Belki yüzlerce kişi böyle dinliyorlar. Vallahi biz öğrenciyken böyle bir şeye izin vermedik. Ki 12 Eylül dönemiydi hatırlıyorum. Ortodonti dersiydi. Staja gittik. İşte oradaki hoca bize ilk dersi verecek. O zaman işte stajyer olmuştuk. Stajyer diş hekimiydik. Yani dedi ki arkadaşlar ortodonti çarpık dişlerin düzeltilmesiyle ilgili diş hekimliğinin bir branşıdır yani. Anlatmaya başladı bizim staj grubuna. İşte dedi bazı insanların çenesi dardır, dişleri büyüktür. Bazı insanların çene yapıları, diş yapıları orantısızdır. Bu yüzden insanlarda dişler çarpık olabilir bazı kişilerde filan. Olsa da bir cümle kullandı. Yani Allah dedi insanları yaratırken zar atmıştır dedi. Vallahi bir anda yumruğumu masaya küt diye vurmuşum. Herkes böyle irkildi kaldı. Diğer bize öyle beni tanımıyor adam. Bilmiyor okuldaki durumumuzu. Diğer öğrenciler elleriyle ona işaret ediyorlar. Yani döndü hayırdır. Allah zar atmaz dedim. Sen burada ders veriyorsun. Allah'ın adını niye kullanıyorsun kardeşim dedi. Allah'ı niye karıştırıyorsun? Dur vallahi özür dilerim efendim bilemedim filan. Benim hocam yani bana hocalık yapacak kişi benden özür diliyor. Bir başka anatomi hocası vardı sınıfa giriyor. Ya ben diyor girdikten sonra Allah bile gelse sınıfa sokmam. Çocuklar söylediler böylesi gittim adamı yakaladım. Dedim bak bu cümleleri bırak. Sen bu sözleri kullanırsan vallahi bir daha hiçbir sınıfa derse giremezsin. O dönemler öyleydi. Bana göre bu dönemlerde öyle. Yani herkese saygı duyacağız. Herkesin fikri düşüncesi kendine. Ama hakaret etme, küfür etme veya aşağılama noktasına geldi mi hiçbir şey kabul etmemiz mümkün değil. Yani Yusuf Hoca'ya tamamen bir tezgah, tamamen bir iftira ki öyle olduğu ortaya çıkacak Allah'ın izniyle. Ben buna inanıyorum. Tam bir yönlendirmeyle kurulmuş bir tezgah. Ondan sonra hemen arkasından da böyle birdenbire hadlerini aşıp hemen Hazreti Ayşe annemizin evliliğini radıyallahu anh'ı böyle gündeme getirip kendilerine göre bir yorumla, kendilerine göre bir ifadeyle İslam'a hakaret etmeye çalışan bu habis insanlar inşallah bu memlekette neşvi neva bulamayacaklar, taraftar bulamayacaklardır kendilerine Allah'ın izniyle. Ama bunlar ahiretlerini, bütün bir ahiretleri ve maneviyatlarını rezil etmiş olan insanlardır. Allah-u Teala bu fitneyi bizlerden uzaklaştırsın. Cenab-ı Allah bizim heybetimizi arttırsın. Cenab-ı Allah Müslümanların mehabetini arttırsın ki Müslümanların huzurunda böyle sözler söyleyemesin hiç kimse. Vallahi ben bu yaşayayım hiç kimse beni bulunduğum yerde böyle bir cümleyi kullanamaz. Ben kıyameti koparırım birisi böyle bir şey söylerse. Ama orada o insanlar nasıl dinlemişler, nasıl sessiz kalmışlar, o kadar öğrenci nasıl böyle sus pus olmuş anlamak mümkün değil. Allah hepimize hidayet versin. Cenab-ı Allah merhamet etsin bizlere. Cenab-ı Allah Yusuf Hoca'ya da hayırlı bir kapı açsın, selamete çıkarsın. O iftiradan, o tezgahtan hem onu hem bütün Müslümanları kurtarsın, korusun inşallah. Dua ederim. Fazla uzatamıyorum, sesim yok çünkü. Kusurunuza bakmayınız. Bugün Sedem Allah Muhyiddin'in Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem'in vefat yıl dönümü.
elhamdülillah vefatından beri her sene biz onu yad ediyoruz. Onun güzel ahlakını, faziletini, onun salahatını, takvasını, onun o güzel yaşantısını, herkese örnek olması gereken duruşunu tekrar tekrar hem hatırlıyoruz hem çevremizdeki insanlara hatırlatıyoruz. Bunlar ümmetin önderleridir, bunlar ümmetin büyükleridir. Bunlar Muhammed Mustafa'nın aşıklarıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar Hazreti Mustafa aleyhissalatü vesselam için hiç çekinmeden canlarını feda edecek olan zatlardır. Bunlar bizim örneklerimizdir, bunlar bizim önderlerimizdir, bunlar bizim büyüklerimizdir, bunlar bizim sultanlarımızdır. Bizim büyüklerimiz, bizim hocalarımız, bizim profesörlerimiz, bizim üstadlarımız bunlardır. Yoksa o üniversitelerde bazı kürsülere çöreklenip zehirlerini atan hainler, ajanlar değildir. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah-u Teala selamet versin. Hastalarımız için, ölmüş olanlarımız için Rabbim mağfiret. Hastalarımız için de Rabbim şifa versin. Çok çocuklara hasta olan kardeşlerimiz var. Yaygın bir grip var biliyorsunuz. Bayağı da hem uzun sürüyor hem uğraştırıyor. Dua ederim Allah-u Teala şifa versin hastalarımıza. Darda olan kardeşlerimize de Cenab-ı Rabbül Alemin hayırlı kapılar açsın. Allah rızası için El Fatiha.